Sevgili meslektaşlarımız, sevgili perdeciler, tarihler 26 Ağustos 2021'i gösterirken tabii ki biz Ekim Brode'nin etkinliğinde Ekim Brode'nin yanında olmaya devam ediyoruz. Etkinliğimizin 3. günü. Evet, bugün bir hanımefendi ziyaretçimiz geldi. Alışverişlerini yaptı. Tam gitmek üzereydi ki dedik ki hanım gözüyle bir değerlendirme yapalım. Öyle ya, hanımlar beğenir, beylere ödemesi kalır dedik. Efendim, İzmit'in Kartepe semtinden bir meslektaşımız bizimle birlikte. Sayın Nebiye Turan bizimle birlikte. Paye Perde'nin sahibi. Hanımefendiyi gelin hep birlikte tanıyalım. Hatta Ekim Brode ile dostluğunu da şöyle bir soralım. Hoş geldiniz, hoş sefalar bulduk. Getirdiniz. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nebiye Hanım, sizi tanıyalım. 42 yaşındayım. Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Kartepe dedim. Evet, Kartepe bir semt değil mi? Yanlış evet, söyledim. Evet, Kartepe Kocaeli'nin bir semti sayılır. Orada Emek Evler Mahallesi'nde hizmet vermekteyiz. Dediğim gibi 20 yıldır bu işin içindeyim. Dikiminden kesimine her şeyle ilgili bir ilgileniyorum dükkanımızda. Ne satarsınız? Çeyiz var mı? Ev tekstili var mı? Manifatura, perde? Perde, tül perde üzerine ağırlığımız. Ama çeyiz işleri de yapıyoruz yanında. Hı-hı. İşte pike takımları, nevresim takımları, havlu, her türlü çeyiz kişi dair. Ben varım, bir de yanımda çalışanım var. Tamam. İki kişiyle götürüyoruz. Peki o pike takımlarını sipariş üzerine alıyorsunuz tabii, evet, belli evet, ki. Evet, evet, ama evet. Perdeyi de bu pike takımlarının yanında kombin yaparak mı satıyorsunuz? Genellikle perde müşterimiz ayrı, çeyiz Hı-hı. müşterimiz ayrı. Böyle tabii ki çeyizlik olduğu zaman işte perdenin yanında işte şu çeyizi de yaptıralım diye geliyor müşterilerimiz. O şekilde hepsine yaparak hizmet veriyoruz müşterilerimize. Peki aklınıza nasıl geldi perde sektörüne girmek? Belki çeyize öncesinde girdiniz. Zaten kız meslek mezunuyum ben. Hep böyle dikişle alakalıyım. 95 yılında mezun oldum okuldan. Mezun olduğumdan beri hep makine başındayım. Ondan sonra 2000 yılında bir perdecide başladım. İsim vermemde sakınca var mı? Yok, estağfurullah. Buyurun, vesile olanları. Evet, gençler perdede başladım bu işe. Sağ olsunlar, halen daha görüşürüm. Zaten dükkan açmama da onlar vesile oldu. 2000 yılından 2006 yılına kadar onlarla birlikte çalıştım. Sonra evlendim. Evlendikten sonra da evde bu işi yapmaya başladım. İşte yaklaşık bir 11 yıl kadar evde yine dikiş diktim. İşte farklı İzmit'te bulunan farklı firmaların tüllerini, perdelerini diktim. Çok güzel. Ondan sonra eşim de dedi ki hani bir dükkan açalım, evimizde olmasın ya da bu işi bırak. Evet. Sonra dükkan açmaya karar verdik. İşi biraz kirli işte. Evet, çünkü. Evet, evet. O yüzden bir de işte eve gelen giden odur budur. Evet. Hani bir dükkan şeyi olması gerekiyor dedi eşim. Evet. En azından bir açtığımız kapattığımız saat belli olur evet. diye. O şekilde bir 6 yıl oldu açtığımız. Bayağı altı da olmuş. Yıldır da evet 6 yıldır da aynı çalışıyoruz. Devam full. İsmi de çok güzel Nebiye Hanım. Evet. Paye Perde. Evet. Osmanlıca bir kelime. Hı hı. Mevki, makam, rütbe demek. Çok güzel. Böyle gidiyoruz bakalım. Peki siz daha çok kartele ağırlıklı mı çalışıyorsunuz? Top bazında mı ürün alıyorsunuz? Kartelalar da kartelalarımız da mevcut. Hı. Dediğim gibi yani her müşteriye göre hitap ediyoruz. Her müşteriye göre şeyimiz var. Yani Ekim ürünlerimiz var. Tanıdınız? Ekim Brode'yi de biz de yani işte ilk buradayken Bursa'ya gitmeden önceki zamanından beri dediğim gibi ilk dükkanımı bunların ürünleriyle doldurduk zaten Ekin'in ürünleriyle. Ondan sonra Bursa'ya gidince böyle bir kopukluk oldu evet. ama buraya gelince tekrar yine başladık. İyi de oldu. Böyle. Peki bayan gözüyle baktınız. Hatta siz direkt teşhirleri yakından kontrol ettiniz. Direkt çünkü dikiş biliyorsunuz. Evet, elimle bakarak işte nasıl dikişte güzel mi durur? Dikmek evet duruşuna bakarım. Ondan sonra nasıl kaliteli bir dikiş sağlar mıyım diye ilk önce onlara baktım. Gerçekten hepsi birbirinden farklılar. Birbirinden kaliteli ürünleri var.
memnunuz Ekin'le çalışmaktan. İnşallah onlar da bizden memnundur. Peki yeni kreasyonu nasıl buldunuz? Şimdi biliyorsunuz sezon uzadı. Evet, İkinci yarısını yaşıyoruz. Pandemiden dolayı uzattık sezonu. Nasıl buldunuz? Ar-Ge çalışmasını nasıl buldunuz? Çok güzel, çok güzel. Renkler çok güzel, desenler güzel. Yani bu şekilde böyle teşhir olarak görmek bir başka. Hani farklı diğer firmaların ürünlerini ancak hani topta görüyoruz. Ama burada dikili olunca daha farklı görünüyor. Çünkü bir showroom burası. Evet, showroom konusunda ne diyeceksiniz? Çok güzel olmuş. Farklı olmuş yani. Her diğer firmalardan güzel. Da isteyelim showroomlar değil mi? Evet. Buradan evet, seslenin aynen, lütfen. Aynen aynen. Yani her firmanın böyle gidildiğinde aa bu ne kadar güzel olmuş. Hani bu şekilde müşterileri cezbetmesi gerekir. Yani Ekin de bunu başarmış. Peki Ekin ailesinin bir ferdisiniz. Evet. Buraya da geldiniz. Çok teşekkür ediyorum ayaklarınıza. Bu anı bir anılaştıralım. Evet. Ölümsüzleştirelim ve Ekin Brode ailesine neler söylersiniz? Özel şöyle 3-5 cümle kurun. Ekin Brode ailesine dediğim gibi 6 yıldır tanışıyoruz. Biz memnunuz. İnşallah sonuna kadar da her zaman yanlarında olacağız. Desteklerimizi vereceğiz onlara. Onlar da bizlere tabii. Karşılıklı her şey. Böyle. Yola teşekkür devam ederiz. Diyorsun. Aynen yola devam. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür başarılarınızın devamını sağ olun, diliyorum. Sağ olun. Çok yine teşekkür. Bekleriz İzmit'e. İnşallah her zaman biz de siz değerli perakendecilerimizin, toptancılarımızın, üreticilerimizin, sektörümüze her türlü emek verenlerimizin yanında olmaya evet, devam sağ edeceğiz. Olun, sağ, sağ olun, sağ var olun. Sizler de. Değerli dostlar, değerli perdeciler, özellikle bayan girişimcilerimize mikrofon tutmak istiyorum. Onların showroomları olsun, teşhirleri olsun, onların incelemelerini istiyorum. Onların gözüyle sektörümüzü değerlendirelim istiyorum. Ve bugün de Nebiye Tuğran'ı tanıdık, Paye Perde'yi tanıdık. Efendim biz seslenişimize devam edeceğiz. Etkinliğimizin 3. günü. Elinizi çabuk tutun. 29 Ağustos gecesi bu etkinlik son bulacak. Sizlere de sağ olun, var olun diyorum.